Sık sık evinin kapısını çalıp bir şeyler dilenen kadından bıkıp oldukça rahatsız olan evin hanımı bir gün yine aynı dilenci kapısını çaldığında ondan kurtulmaya karar verir. Dilenciye biraz beklemesini söyleyip mutfaktan bir ekmek alır ve ortasından yararak arasına peynir ve zeytin yerleştirir. Tabii bu arada arasına haşerat öldürmede kullandığı kuvvetli zehirden dökmeyi de ihmal etmez. Dışarıya çıkıp ekmeği dilenciye uzattığında kadın Allah razı olsun deyip evden ayrılır. İyice acıkan dilenci kadın bir caminin avlusunda biraz önce kendisine verilen ekmeği çıkarıp tam yiyeceği esnada elini yüzüne yıkamakta olan bir askerin kendisine baktığını görür. Askerin halinden yoldan geldiği ve yorgunluğu anlaşılmaktadır. Dilenci kadın askerin bakışlarından onun aç olduğunu ve sanki biraz da bana ver manası çıkarmıştır. Gencin haline acıyan kadın ekmeğin hepsini askere buyur eder ve oradan uzaklaşır. Dilenci kadının verdiği ekmeği iştahla yiyen asker çok geçmeden acıyla kıvranmaya başlar. Bir müddet sonra camiye gelen cemaat yerde kıvranan gencin kimin nesi olduğunu sorup öğrendikten sonra alıp evine götürürler. Evin hanımı aylardır bin bir ümitle terisini beklediği, özlediği yeni teris olmuş oğlunun perişan vaziyette karşısında görünce çırpınmaya, dövünmeye başlar. Biraz zaman geçip de sakinleşen kadın oğluna ne olduğunu, niçin kıvrandığını sorup öğrenmeye çalışır. Delikanlı biraz önce cami avlusunda bir dilenci kadının kendisine ekmek verdiğini, onu yedikten sonra bu hale geldiğini söyleyince kadın dilenciye verdiği ekmeği hatırlar ve perişan olur. Başından aşağıya kaynar sular dökülür. Ben ne yaptım diye dövünmeye başlar ama iş işten geçmiştir. Oğlunun rahatsızlığı artar ve hastaneye kaldırılır. Fakat aslan gibi delikanlı oracıkta hayatı gözlerini yumar. Dilenciye yaptığı fesatlık ve kin yüzünden kadın kendi oğlunu öldürmüş, bu dünyanın etme bulma dünyası olduğunu acı bir gerçekle öğrenmiştir.